biraz enerji dolu zaten. Bir iki gün içinde sabır edeceğiz gibi görünüyor. Kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. ...105 gün koronavirüsle mücadele etti. Çok zor günler geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek... ...zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde günlerce yoğun bakımda tedavi gören Muhittin Böcek... ...dün yayınladığı mesajında emekleri, çabaları ve özverili çalışmalarından ötürü... ...sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti. Yoğun bakımdaki o ekibin başında Profesör Murat Yılmaz vardı. Yılmaz'la... Zorlu süreci konuşacağız öyle bültende. Hoş geldiniz Sayın Hocam NTV yayınına. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tedavi sürecini konuşacağız ama öncesinde hastalığın gelişme sürecini biraz konuşmak isteriz. Bir anlamda teşhisi ortaya koyalım. Çünkü 17 Ağustos'ta yanılmıyorsam COVID pozitif teşhisi konmuştu başkana. Hatta sosyal medya hesabından da bir fotoğraf paylaşmıştı. Çok sağlıklı, neşeli gözüküyordu o fotoğrafta. Sonra ne oldu? Nasıl bir seyir izledi hastalık? Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hastalık herkes de aynı şiddette seyretmiyor ve hastalık bazen ilerleyen günlerde özellikle daha ağır seyrediyor. Muhittin Bey'de de ilerleyen günlerde tedaviye yanlısızlıkla birlikte, akciğer tutulumuyla birlikte durum giderek ağırlaştı ve yoğun bakım süreci başladı tabii. İlk geldiğinde akciğer tutulumu henüz yoktu ve hafif derecedeydi. Daha sonra yoğun bakım süreciyle birlikte, ağırlaşmasıyla birlikte yoğun bakım süreci başladı. Peki baktığınızda tıbbi öyküsüne, hikayesine akciğerlerde bir risk söz konusu muydu Muhittin Başkan'da? Tabii Muhittin Bey baktığınız zaman risk grubu altında olan bir hasta kendisi. Öncesinde var olan bir astım öyküsü var Muhittin Bey'in. Beraberinde diyabet öyküsü, şeker hastalığı öyküsü ve hipertansiyonu olan bir hasta Muhittin Bey. Dolayısıyla da risk altında olan bir hastaydı. Bu nedenle de süreç ağır seyretti zaten Muhittin Bey'de. Peki nasıl bir tedavi süreci işledi? Şimdi tabii şunu söylemek istiyorum. Yoğun bakım özel yerlerdir yoğun bakımlar ve burada hastalara ilginizi ve emeğinizi göstermek zorundasınız. Her hastanın tedavisi kendine hastır, özeldir. Hastanın cinsiyeti, boyu, kilosu, hastalığın şiddeti. Bütün hastalarda bütün bu genele baktığınız zaman her tedavi her hasta için özeldir. Muhittin Bey'de de bu süreç böyle işledi. Daha sonraki ilerleyen zamanlarda gaz değişimini yapamaması üzerine akciğerler bir ECMO dediğimiz akciğerler dinlendirmek amacıyla bir suni cihaza da bağlandı diyebilirim. Şimdi tabii elbette bizim de her sabah haber toplantımızın başlıklarından biriydi Muhittin Böcek'in sağlık durumu. Covid'i yendi ancak ciğerlerde bir sıkıntı var. Öksürük hırpalıyor. Bunun nedeniyle de uyutuluyor denmişti. Biraz açar mısınız o süreci? Şimdi... Biraz önce söylediğim gibi akciğerler gaz değişimini yapamaz hale geldiğinde bu akciğerleri korumak amacıyla biz suni solunum cihazlarına bağlarız. Ve akciğerde zaten COVID'e bağlı bir hasar var. Bizim bu hasarın daha ileriye gidişini durdurmamız lazım. Ve bunu tedavi ederken de ekstradan bizim o akciğere hasar vermememiz lazım. O nedenle hastalarda... Bazı stratejiler uygularsınız. Muhittin Bey'de de bunları uyguladık. ECMO dediğimiz cihaza bağladık. Ve bu gaz değişimini vücudun dışında gerçekleştirerek dışarıya aldığımız kanı tekrar hastaya verirsiniz. Muhittin Bey'de de bu süreci 17 gün bu süreci gerçekleştirdik. Oldukça zor ve uzun zahmetli günlerdi. Biraz önce de söylediğim gibi ilginizi, bilginizi ve emeğinizi ve bunu yaparken bunu bir kişiyle, birkaç kişiyle yapma şansınız yok. Biz çok büyük bir aileyiz. Muhittin Bey'in yattığı yoğun bakımda da yaklaşık 40 kişi çalışıyoruz. Bunun 8-10 tanesi hekim olmak üzere toplam 40 kişiyle
biz bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Tabii çok özverili bir süreç, ciddi emek sarf ediyorsunuz. Herhalde bir doktor için de en mutlu an o günlerce uyutulan hastanın uyandırıldığı, bir anlamda hayata döndüğü anlar. O anlarda neler yaşandı Muhittin Bey'le? Şimdi yoğun bakımda biz hastalarımızı yattığı andan, o cihazlara bağladığımız andan itibaren sürekli uyutmayız. Günlük zaman zaman uyandırma girişimleri yaparız. Muhittin Bey'de de bu girişimleri sık sık gerçekleştirdik. Günlük sedasyon tatilleri dediğimiz uyandırma girişimlerini yaptık. Ama tam anlamıyla uyandırdığımızda, sesini duyduğumuzda tabii çok mutluluk verici bir şey. Muhittin Bey'in ilk söylediği şey ekibe bakıp sizi seviyorum oldu. Peki o süreçler, hani dediniz ya, zaman zaman uyandırıyoruz, gidişata bakıyoruz. Evet. Orada karşılaştığınız durum, manzara neydi uyandırma süreçlerinde? Öncelikle tabii sürekli her şeyin yolunda olduğunu, bu sürecin geçeceğini, yaptığımız her işlemi ona anlatmaya çalıştık. Hastalarla bazı şeyleri paylaşmanız gerekir. Yaptığınız işleri paylaştığınızda onlardaki endişeyi gidermeniz gerekir. Muhittin Bey'le de bunu sürekli bir bilgi açlığı içerisindeydi diyebilirim. Sürekli bilgilendirdikçe biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Sürekli bu bilgiyi verdik Muhittin Bey'e. Nerede olduğunu, nasıl bir tedavi uygulandığını, bu sürecin geçeceğini. Çünkü ilk başlarda hareketsizlik, vücuduna hükmedememe gibi durum da söz konusuydu. Bunların endişe verici olmadığını, zamanla bunların hepsinin düzeleceğini, yani bir anlamda yoğun bakımda biz bir psikolojik terapi de uyguladık tabii bu uyandırma süreçleri içerisinde. Hep uyutmadık. Uyandırdığımız zamanlarda bu psikolojik desteğimizi de sağladık diyebilirim. Peki Sayın Başkan'ın şimdiki sağlık durumuna ilişkin, akciğer fonksiyonlarına ilişkin ne söylersiniz? Muhittin Bey'in şu anda sizden benden çok bir farkı yok. Tamamıyla kendi solunumunu kendisi gerçekleştiriyor. Herhangi bir cihaza ihtiyacı yok. Kendi yemeğini kendisi yiyebiliyor. Daha doğrusu bütün öz bakımını kendisi yapabiliyor. Ama kısa bir süre fizik tedavi ihtiyacı olacak. Çünkü biz şu anda 100 küsür günün üzerinde bir hastane sürecinden, 60 küsür günün üzerinde bir yoğun bakım sürecinden geçmiş bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu desteğe ihtiyacı olacak. Muhittin Bey'in çok kısa süre içerisinde zaten taburculuğu da planlanıyor evine. Şu anda bize ihtiyacı olan bir konumda değil Muhittin Bey. Sadece psikolojik destek bizim verdiğimizde açıkçası şu sıralar. Şimdi şunu da konuşmak gerekiyor. Her gün, her akşam o turkuaz tablo açıklanıyor. Orada hasta sayısını okuyoruz. Ağır hasta sayısı, bir de yoğun bakımdaki hasta sayısı. Şimdi 64 günlük bir süreç Muhittin Böcek'te. Farklı hastalarda farklı tabii o süreler uzuyor, kısalıyor. Biraz o yoğun bakım ünitesini, orada geçen süreci, o atmosferi de anlatır mısınız bize? Çünkü hastalığa yakalanmayan kişi o tabloya bakıp sadece bir sayı, veri olarak geçiyor yoğun bakımı. Ama içeride çok büyük bir emek, bir yaşam mücadelesi var. Biraz o içeriği de anlatmanızı isterim. Evet, kesinlikle burası ayrı bir dünya diyebilirim. Kalabalık bir aileyiz. Şu anda 30 yataklı bir yoğun bakım ünitesine sahibiz. Sadece COVID açısından COVID ayrılmış ve bunlar parça parça. Muhittin Bey'in yattığı yoğun bakım ünitesinde 8 yatağımız var. Her sabah buraya girdiğimizde bilemiyorum, ben işimi çok severek yapıyorum ama daha önce de bunu belirttim. Bu dönem oldukça çekinerek çalıştığımız bir dönem, büyük önlemler alarak çalıştığımız bir dönem. Burada değişik bir dünya var. Hastalarımızı eskisi gibi aileleriyle rahat görüştüremiyoruz. Bunlar dışarıyla bağlantıları bizde sağlıyorlar. Biz dışarıdan bu bilgiyi veriyoruz. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye taşıyoruz. Bir aracı konumundayız aynı zamanda. Üzerimizde çok büyük bir yük var. Aynı zamanda psikolojik de destek vermek durumundayız. Artık yoğun bakımlarda onların burada tek başlarına kaldığı hissini artık onlara yaşatmak istemiyoruz.
Peki. Gerçekten burası değişik bir dünya, onu söyleyebilirim. Ama zevkle çalıştığımız, emeğimizin karşılığını aldığımız, hastalar çıktığı zaman onlarla biz de mutlu olduğumuz çok güzel değişik bir dünya, onu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iş yükü altındasınız. Yılmadığınız, vazgeçmediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve kolaylıklar diliyoruz Profesör Murat Yılmaz. Oradaki tüm çalışanlara lütfen ederim. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Teşekkür ederiz bültene katıldığınız için. Teşekkür.